Evimizin ikinci odası işte tam burası. Burası ikinci odamız. Biraz gözünüze küçük gelmiş olabilir. 10 evet. metrekare. Bütün odalar mı böyle küçük? Değil tabii ki daha çok olalım. Sizin yatak odanızı en sona sakladım. Evet. Burası biraz daha büyük. Burası tam giyinme odası olacak kıvamda bir oda. Çalışma odası da olabilir ama ağırlıklı olarak giyinme odası olarak kullanıyor. Karşılıklı dolaplar. İşte mesela bir makyaj masası konulabilir. Evet. Yiğit Bey hani eşya demişken biz çok kötü bir süreçten geçtik. Evet, eşyalarımızı kaybettik. Hani dolaplarımız vesaire hiçbir şey gitmedi. Yani birkaç parça bir şeyi zor kurtardık. Bu konuda eşimle beraber hani düşüncemiz eşya sigortası düşünüyoruz. Ama ek madde olarak elektrik ve su tesisatını ekletebilir miyiz? Sigorta ekletebilir miyiz? Yani ev sahibi karşılar mı? Bu konuda biz... Şöyle yapalım. Ev sahibini arayayım isterseniz. Hani çok benim karar verebileceğim bir şey değil. Onun çünkü kendi mülkiyetinde olan bir yer. Biz sadece bu konuda hani danışmanlık veriyoruz. Ben bir arayayım Samet Bey. Rica alo. Samet Bey merhabalar. Merhabalar Yiğit Bey. Müsait miydiniz? Evet müsaitim buyurun. Şimdi sizin güzel sıfır dairenizde tatlı bir aileyle beraberiz. Onlara gösteriyoruz, sunum yapıyoruz şu anda. Genç bir çift. Anneleri de burada. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi yeni kiralayacağımız evde özellikle mesela burada biz bir eşya sigortası yaptırsak, eve sigorta yaptırsak bir de şunu sormak istiyorlar. Elektrik ve su tesisatını da sigortaya eklesek ev sahibi bunun primini öder mi? Yani şöyle Yiğit Bey, evin demir başlarının herhangi bir arıza durumunda tabii ki ben kendim karşılarım ama diğerlerine karışamam yani. Evet. Haklısınız tabii ki de. Şöyle yapalım. Ben kendilerine zaten sizi dinlediler. Ben kendilerine durumu izah edeyim. Genelde de bu şekilde olduğunu. Biz gezmeye devam edelim. Tamamdır. İyi günler diliyorum. Vakit verdiğiniz için teşekkürler. Yapacağım bir şey. Evet. Yani şahsi eşyalar zaten kiracılar genelde sigortaları yapıyor ama bu tarz durumlarda ev sahibi bazen hani primi de kiracı kendi ödesin istiyor. Çünkü bu biraz özel istek gibi oluyor aslında. Keşke olsa. Keşke. Olsun. Şimdi evimizde ne görmedik? Biraz oda gördük. Mutfak gördük. Yatak banyo odası kaldı. Görmedik. Banyo kaldı. Banyo. Evet Ayşegül Hanım. En son sizin yatak odanıza geçeceğiz. Şimdi evimizin banyosuna gidiyoruz. Evimizin tek güzel sıfır banyosu evet, burada. Gerçekten güzel. Koyu antrasit renklerinde banyo mobilyalarımız var. Çift güzel bir banyo lavabomuz. Yine aynalı dolabımız var burada. İşte diş fırçası, macun, şampuan, ıvır zıvır onları koyabiliriz. Banyo seramiklerimizde 30'a 60 damarlı güzel bir fayans. Evet tır. Çok güzel değil mi Ayşegül? Evet. Evet. Gibi güzel. Damat yani. Güzel. Çok güzel. Duşakabin güzel, yani. Güzel yani. Duşakabin evet. Ama sanki bir tık küçük mü duşakabin? Onu şey yapamadım. Yani ben. Buraya göre iyi bence. Sırada. Esas önemli esas olan. Esas önemli olan. Sizin odanız kaldı. Sizin evet, odanızı son. Beğenecek misiniz? Ben çok merak ediyorum ya. Bakacağız göreceğiz. Bu merakımı giderir misiniz? O zaman sizi yatak odamıza davet ediyorum. Evet, yatak odanıza hoş geldiniz. 22 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası, kare şeklinde. Yine güzel bir penceremiz var, doğu cephesine bakıyor. Evet. Biraz küçük ama değil mi? Evet, yani odalara göre, daha küçük. Odalara göre. Yatak odamızda bence çift kişilik yatak sığar. Sığar ama yani sadece o sığsın istemiyoruz. Biraz da geniş olsun istiyoruz. Böyle ferah olsun. Şimdi günümüzün ilk dairesindeyiz. Ve dairemizi tamamladık. Ben sizi birazdan sizin için seçtim. İkinci daireye götüreceğim. Ama tabii ne kaldı burada konuşmadığımız? Evet. Bütçe. Şimdi kira tahminlerine gitmeden önce siz de bu güzel dairemizi tekrar bir hatırlayın. Şöyle ben size fiyatımızı söylemeden önce sizden birer fiyat tahmini almak istiyorum. Aklınızdan geçen rakamları açıkçası çok merak ediyoruz. Senle başlayalım Bülent. Sence bu evin aylık kira fiyatı ne kadar? Ne kadar olmasını isterdin tutacak olsan? Yani gönlümden geçen
tabii hani bütçemin çok altında olsun, hani rahat ödeyebilen. Hı hı. Yani gönlümden geçen küçük odalar küçük, hı hı, ama idare eder bir 19, 18 buçuk, 19 arası. Civarı. Sıfır olması şey avantajlı. Evet, evet. Onun haricinde küçük olduğu için hani bence ederi değildir yani. Evet, sizce Ayşegül Hanım. Bugün biraz az yorum yaptınız. Sizden kirayı tam bilmenizi istiyorum. Böyle bir bakıyorum da biraz merkeze uzak ama sıfır bina olduğu için hani fiyat bence ortalama bir 17-18 bin olur diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Sizce Gül Sultan Hanım? Ya benim fikrimi pek beğenmeyeceksiniz ama yani ben hiçbir yere koyamadım. Çünkü tamam bina yeni, her şey güzel ama biraz uzak. Onun için ben biraz düşüneceğim. Çocukların fikrine saygı göstereceğim. Evet. Bu daireyi kiralamak istersek ödeyeceğimiz kira bedeli aylık 18 bin Türk lirası. Bütçemiz. Evet. Tam bütçenizi 12'den vurdum ya. Bütçemiz. Evet. Hedefi iyi yakaladım bence. Bu arada iki depozito isteniyor. Bilginize kiralamak istersek. Bir de 150 TL apartman aidatımız var. O da asansörün bakımı ve binanın temizliği için. Evet, birinci dairemizi gördük. Daha gün uzun. Şimdi benim size ayırdığım ikinci eve gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Buyurun.